Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 3 projenin uygulanmasına başlandığını vurguladı ve sıraladı. Birincisi, sahillerin, plajların, deniz kenarlarının halkın ortak kullanımında olduğunu, buralardaki işletmelerin yıkıldığını, işgal edenlerle mücadelenin aralıksız sürdüğünü, sahillerde mafyatik tiplerle mücadele devletin işidir, ciddiyetle takip ediyoruz dedi. İkinci projemiz ise kıyıları demirleyen teknelerin atıklarını denize bırakıldığını, gelişigüzel teknelerin bağlanmasını önlemek için çalışıyoruz dedi. Üçüncü projemiz depozito uygulaması olacak dedi ve depozito sisteminin ayrıntılarını açıkladı. Önümüzdeki günlerde de bakanlık olarak 3 tane projemiz var. Kısa kısa bunlardan bahsedip bitiriyorum. Birincisi Denizler Halkındır projesi. Bundan 15 gün kadar önce ilan ettim. Halkın denizlere ulaşımını engelleyen ne varsa bertaraf edeceğiz. Çoğu yerde biraz mafyatik ilişkilerle oraya düzen kurmuş, kendi kendine kötü ilişkilerle bu işi götürmeye çalışan, milletin başına bela alan tipler var. Evet, devlet bunları temizlemekle de görev. Anayasal haktır, vatandaş denize çok rahat ulaşabilmelidir. İkincisi Mapaşamandıra projesi var. 100.000'in üzerinde Türkiye'de yat var. Dünyanın en güzel koylarına sahibiz. Rastgele ağaçlara bağlıyorlar. Sonra da çapa atıyorlar. Ve kirliliklerini de çoğu zaman gösterdiğimiz yere arıtma tesislerinin girişlerine vermiyorlar. Bunlarla ilgili de çok ciddi önlemler başlıyor. Tek tek numaralayacağız. İzinle yatlar oraya duracak. Belli günlerde kirliliğini boşalttığını ispatlayacak ki kendini kurtarsın bizden. Yoksa başka türlü bu işin altından kalkamayacağız. Üçüncü olarak da bir projemiz bizim önümüzdeki günlerde depozito sistemi. 0,1 litre ile 3 litrelik bizim günlük kullandığımız meyve suyu, su falan var ya arkadaşlar hepimizin. Bunun sayısı kaç olduğunu bir tahmin edin. Yıllık 20 milyar. 20 milyar şişe, cam, pet, alüminyum dışarıya atıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değeri var mı bizim için? Yok, kaldırıp atıyoruz. Ama 20 milyar. Tabiatta bu eriyor mu? Yok, yok olmuyor. Yüzyıllarca kalıyor. Şimdi depozito sistemini kuruyoruz. Onun bir bedeli olacak. Önce belki biraz da alıştıralım diye 5000 yerde, büyük marketlerde, parklarda veyahut da insanların uğrak yerlerinde o makinaları kuracağız. Vatandaş getirdiğinde atacak, bir bedel alacak bizde. Ama bir müddet sonra üzerinde o şişenin veyahut da o ambalajın bir rakamı, bir bedeli var. Onu ödeyecek. Ama geldiğinde yeniden telefonla okutup o parayı alabilecek.